Sana da yakışır, niye yakışmaz? Nur, sen neden toparlıyorsun? Ben hastanedeydim bir 12 gündür falan. 9 gün yoğun bakımda kaldım. 3 günde normal odada yattım birazcık. Taburcu oldum 3 gün önce. Geçmiş Son bir olsun kaza Sünger. oldu Çok geçmiş olsun. ya. Teşekkür ederim. İyisindir umarım şimdi. İyiyim, daha iyiyim. Şimdi ayaküstü konuştuk biraz. Hı. Biraz daha detaylı konuşalım. Yörme de İnsanlar konuştum biraz sen gittikten sonra. çok iyi. Bir ufak bilgim var yani. Sen anlat ama yani. İnsanların ismini vermeyeceğim sana. Ama çok konuşuluyor. Kimyasal bir şeyler Hı. geliyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ne düşünüyorsunuz falan filan. Yani açıkçası böyle bir şehirde, böyle bir düzenin olduğu bir şehirde. Benim ne düşündüğümden çok biraz kendini kanıtlamış kişilerin ne düşündüğü önemli. No. Ben o yüzden sizin fikrinizi merak ediyorum. Birkaç şey söylenmiş toplantıda. Hı. Bu konuda kararlı mısınız? Ben toplantıda yoktum. Ama gidenlerin söylediği söz benim sözüme eşdeğerdir. Yani E girmeyi şu düşünmüyor anlık musunuz? girmeyi planlamıyorum Enrico. Yani benim yani direkt olarak değil. Benim işim kimyasal. Ben severim kimyasalı. Yaparım. Güzel de yaparım ama şu anlık hali hazırda elimde işim var. Ot olayı ben de biliyorsunuz. Şu anlık farklı bir şeye kalkışmak istemiyorum. Ama bu işi yapacak insanları da bilmek isterim açıkçası. Çünkü dediğim gibi kimyasal benim için farklı bir yerde, farklı bir yeri var. Bunu yapacak insanın da iyi yapmasını isterim. Öyle çoluk çocuğun eline böyle bu işi vermek olmaz çünkü büyük bir sektör, büyük paralar getirir, büyük piyasası vardır. Bunu gidip de Yaşar Kama yapsın istemem ya da Karim Oşi yapsın istemem. Sizin onlardan ne farkınız var bence? Bence yok. Ama iyi yapacağınızı görürsem, şey yaparsam desteklerim. Bu Björn için de geçerli. Björn'ün iyi yapacağına inanırsam onu desteklerim. Çatının iyi yapacağına inanırsam onları desteklerim. Rapid. Ama sadece şey olsun istemem. Yani bu iş sallıyorum Björn yapıyor. Björn gidiyor lojeye veriyor. Loje gidiyor Karimlere veriyor. Şehirde bu iş 10 kişi tarafından dönüyor. Öyle bir şey olsun istemem. Bir işi birisi yapıyorsa tam yapsın, düzgün yapsın. Sağa sola it köpeği bulaştırmasın. Ben işimi öyle yapmaya çalışıyorum. O işi bendeyse torbacılar hariç. Bana bu konuda laf edebilecek kimse yok. Kimse benim işime karışamaz. Ben bu konuda bir karar verirsem bunu sorgulayacak kimse yok. Kimyasal konusunda da ben öyle olsun isterim. Düzgün dönsün isterim işte. Şimdi bu kimyasal konusunda bunu yaparken bir toprak, güzel bir güneş ışığı gerekmiyor. Tabii. Bir merdiven altı bir yerde bir bodrumda herkes beş malzemeyi aldıktan sonra rahatlıkla yapabilir ha. Yani bunun bir elden çıkabilecek olacağını ben çok düşünmüyorum. Niye? Ot da yapılabilir. Tohumunu bulduktan sonra gidersin kasabaya, güzel bir toprak bulursun, işlevli bir toprak. Ekersin, bakımını yaparsın, üretirsin, satarsın. Çöl arazisindeyiz, no. Los Santos'tan bahsediyoruz. Yani Yapmak üç isteyen bir şekilde yapar ya. belli başlı yerler var yapılabilecek. Onların da kontrolünü sağladıktan sonra yapmışsınız. Rahatlıkla elinde tutarsın. Ama bu öbür türlü olay çok farklı. Bu sadece ekiplerin değil, bireysel kişilerin bile merdivenin altında, kendi evinin bodrumunda yapabileceği bir şey. Bunun takibini Görülmez, yapmakta bulunmaz. işi alan adama bakıyor. İyi, o yüzden imkansız bence. Siz düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla girmeyi. Siz bir toplantı yapmıştınız senior. Hı. Unicorn'da. Unicorn'da evet. O gün orada bir şey dedim ben. Ben buraya yeni geldim. Ben buraya yeni gelmişken her türlü fırsatı değerlendiririm. Elime bir fırsat geçerse seve seve. Bana bir fırsat verilirse yapabildiğimin en iyisini yaparım dedi. Ama yapmayı planlayan çok kişi var galiba. Si. Karim'le tanıştınız mı? No. Karim'le arkadaşlarıyla.
Çizgi film mi? Le Garim'i arkadaşlar gibi. Yok. Yani çete olarak adlandırmak istemedim. SS'te Alvin ve Sincaplar. dedektif Evet. büronun karşısında Davis Park var. Oraya yerleşmişler. Ben çete olarak görmüyorum. Karim ve arkadaşları olarak görüyorum. Benden size hafif kıyak olsun. Onlar da bu işe girmeyi düşünüyor. Ama silah patlatarak girmeyi düşünmüyorlar. Onları biraz daha barışçıl, biraz daha peace takılıyorlar. Konuşarak halledebileceğini düşünüyor. Konuşarak uyuşturucuya ulaşabileceğini düşünüyor. Yani onlar düşünüyor. Siz düşünüyorsunuz. Björn düşünüyor. Echat'ı düşünüyor. Herkes düşünüyor. Nasıl olacak? En büyük kartel ve mafya savaşları bu uyuşturucudan çıkmışken barışçıl olmaz bu iş. Bir de Elis. Olmaz. Yani. Sizin var mı bir stratejiniz? Biz biraz daha önümüzü görmeyi planlıyoruz. Yani çıkarlarımı her şeyden önce düşünürüm. İş ortaklığında da önceliğim hep çıkarlarımdır. Çıkarlı bir yol ya da teklif sunulursa neden olmasın? Ama benim ve ailemin bu sektöre ne pahasına olursa olsun her şekilde gireceği net. Kararlı olmanız güzel tabii. Evet. Bir çatının girmek istediğini söylediniz. Çok uzun zamandan beri olan bir şey. Bu daha Baryo zamanından olan bir şey. Bilmiyorum Baryo'yu biliyor musunuz ama. Ne? Yani çok eski zamanlardan kalma bir iş bu. Bunun Peki. üzerine anlaşmalar döndü, bozuldu. Hala istiyorlar mı bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla istiyorlardı. Senior Kamran, çok açık sözlü bir adamsın. O yüzden birazdan soracağım soruya da buna güvenerek soracağım. Tabii. Yani durumda etrafta çok fazla nasıl desem şehirde kendini kanıtlamış ekip yok. Ama çok fazla alt ekip var. Yani daha Evet. kanıtlamamış yeni gelmiş ne? No. İki tane kendini kanıtlamış. Ve belki de çok uzun zamandır burada olup bir şeyler için kan dökmüş iki ekip var. Çatıyla Black. Böyle bir durumda potansiyel rakipsiniz birbirinize. No. Konuş zahmet Evet. konuş. Taşaklar işe yaradı. Yani kimyasallar girmelerine ve güç kazanmalarına izin verecek misiniz? Bu Şimdi. işi yapabileceklerine inanırsam köstek olmam. Ya destek olur muyum çatıya? Çatının benim desteğime ihtiyacı yok. Çatı kendi kendine yürütebilecek bir ekip. Kesinlikle. Bunu çatı iyi yapacağını düşünürsem köstek olmam. Ama Mad Vikings'in iyi yapabileceğine inanırsam Mad Vikings'e destek olurum. Neden olmayayım? Bu sektörün çünkü baktığın zaman benimle de bağlantısı var. Çünkü genelde insanlar uyuşturucuya hapla başlamıyor. Joint'le başlıyor. Oradan hapa geçiyor. Oradan şırıngaya geçiyor. Geçiyor da geçiyor. Yani bu şeyin bir basamağında da ben varım. Benim sektörüme de bağlı. Potansiyel müşteriler zaten sizden oluşuyor. Sizin Evet. müşterilerden oluşuyor. Ki bu uyuşturucu işi patladığında yapacak kişinin bir ağ kurması da gerekecek. Bunu sağda solda ben hapsatıyorum diye yapamayacak. O konuda da benim iletişime Gitmedim geçecek. hastaneye. Dişçiye gitmem gerekiyor da daha gitmedim. Bir ay Dediğim içiyorum gibi hala. yani benim bu konuda şu anlık çıkıp da silah patlatmayı gerek Göbeğim. gördüğüm bir konuya Teşekkür kim ederim. yaparsa yapsın. Teşekkür ederim abone için. Kapito. Çok iyi. Anca Peki zaten çıkmış ya. Mad Vikings gibi başka bir ekip var mı sizin aklınızda? Bu Yani tarz yaparsa kendini kanıtlamış bir destekleyebilirim. ekip yok. Şöyle, Çatı bu işi alırsa otomatikman Loja da bu işin içine girecek. Çünkü Loja ile Çatı'nın yakınlığı biliniyor. Tahmin edilebilirsin. Yani Loja bu işin içinde olabilir. Dediğim gibi Karim bu işi konuşarak bir şekilde bir yerinden tutacağını, tutmayı planlayacağını düşünüyorum. Zaten kimse kalmadı bize hariç herkes giriyor anladığım kadarıyla. Ya bu dengeleri değiştirir mi? Yoksa büyükler küçükleri ezer mi? Nasıl olur bilmiyorum. Bana ezer gibi geliyor. Ya da ezmeye çalışır gibi. Bana da bu işi arkasına alan kişi, bu işi tam anlamıyla yürüten kişi, ticaretinize de el atacak gibi gelirsin. Dediğiniz gibi başlangıcı joint zaten. Mutlaka.
Bakalım. Bu şey hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Yani Luis Santo. Santo'yu ben... Aranız iyi değil diye biliyorum. Santo benim için sadece Santo. Hmm. Santo ve arkadaşları grubu da benim için bir şey ifade etmiyor. Bilmiyorum sizin için ne. Sizin için ne diyor olabilir. Ben zamanında bir şeyler yaşadım ve bu düşünceye sürükledi beni. Santo'ya da söyledim bunu. Varlığı benim için bir şey ifade etmiyor. Saygı da duymuyorum. Evet. Ne bölgesine ne rengine. Beni bağlamıyor. İşimi burnunu sokmasın, bölgemi burnunu sokmasın yeter. Ne yapıyorsa yapsın. Mantıklı, evet. Ben bir karar aldım kendi ekibim içinde. Siz de söylediniz, kendini kanıtlamış iki ekip, Black Chat'ı. Şu zamana kadar çok fazla iş yaptım. Çok kişiyle iş yaptım. Bizimkiler yaptı benim yokluğumda, varlığımda. Güçlüyüm, biliniyor. Ama bunu şu zamana kadar çok fazla kullanmadım. Bu saatten sonra kullanıyorum. Yani güçlü olduğumu insanlara hissettiriyorum. Belirtiyorum. Dedim Santo, Karim, Steve diye bir çocuk var, OV grubu. Benim için bir şey ifade etmiyorlar. Sadece kendi aralarında takılan, bir yerden başlamayı planlayan çocuklar. Ki buna loja da dahil. Çok fazla kişi gözümde böyle çok büyük saygınlık sahibi değil. Çünkü kimsenin de adam akıllı bir iş yaptığını görmedim. Siz de görmemişsinizdir. Onda hepsi öldürüldü. Bu Loja'nın yaptığı dövüş işi Dark MC ile beraber ortak yapacaklardı diyebiliyorum. Dark MC böyle eskiyi anlatıyor. Hatırlarsınız. Evet. Daha kimyasalın herhangi bir şekilde bir bağlantısı, bir haberi vesaire gelmedi. Bu süreçte dövüş düşünür müsünüz? Loja ile ortak olmayı. Ortak olup sonrasında dövüşü almayı. Mesela. Hmm. Neden olmasın? Direkt almak işleri zora sokabilir. Öncesinde evet. Ortak olup sonrasında yavaş yavaş neden olmasın? Kendinizi daha ön plana çıkar. Ben de sadece tavsiye yani. Ben zamanında dövüşü istedim. Evet. Bir şeyler yaşadım. Mantıklı bir iş. Eğlenceli bir iş. Kar marjı güzel. Eğer düzgün ayarlarsanız. Yani... Çünkü gördüğüm kadarıyla bu Ayhanlar da dövüşte ekstra süper bir şey yapmıyorlar. Adamları topluyorlar dövüşçüleri. Dövüşçüler dövüşüyor ve bitiyor. Ne kadar Karabin çeşitlendirebilirsin ne bir şey var. Ne kadar çeşitlendirebilirsin ki? Sonunda bir sonuçta. Yani dövüş aralarında çok boş zaman var. Bizimle anlaşıp dansçı getirebilirler. Ya da başka birisiyle anlaşıp başka bir şey yapabilirler. Bu konuda size hak veriyorum. Sadece dövüş yapıp işi bitiriyorlar. Yani bu konuda dövüşe el atsanız ortak olmak isteseniz Dark MC ile ortak olmayı kabul eden sizde de olmayı kabul edecektir. Bu işi çeşitlilik getirseniz. Birkaç kere açıkçası teklifinde bulunduk. Hı hı. Bence reddedildi. Bakalım. Bakalım. Belki evet. Nasıl olacak? Yani o Unicorn'daki toplantının aksine en azından bizle görüşürlerken yeterince sahipleniyorlardı. Dövüşüm. Ben biraz şeyi düşünmeye başladım şu anda. Bu Türkolar birbirlerinden başka kimseyle iş yapmıyor sanırım diye düşünüyordum da. Dark MC ile anlaştıklarını duymak ilginç geldi. Dark MC ile anlaşmalarının sebebi çok bariz aslında. Hmm. Çatı ve Loja yakın. Evet. Dark MC Çatı'nın müttefiki diye. Yani bilmiyorum kendi aralarında bir komisyon kurup komisyonu en tepede mi tutmaya çalışıyorlar ama gerek yok. Bozulmadı mı senior o dengi? Ortaklığı bence düşünebilirsiniz onlarla. Ki ortaklık yapıp çeşitlendirip kendinizi ön plana atarsanız dövüş Loja'da değil de sizde diye anılır. İlerleyen günlerde Loja yavaş yavaş dövüşten çekilir. Ama bunun için bazılarının en azından bakış açılarının değişmesi gerekiyor. Çünkü ben bunu şehre ilk geldiğimde de söylemiştim. Bazıları burada yaşamak için dost olmak yerine sadece dost olmak için yaşıyor gibiler. Öyle. Ben hep söyledim bunu. Müttefiklik, dostluk kavramı çok duygusal düşünülüyor buralarda. İşine yaramasa bile, bir çıkarı olmasa bile herkes dost. Hmm. Biz en azından öyle bakamıyoruz geleceğimiz işlere. Yani. Dediğim gibi. Dediğim gibi genel olarak. Evet.
Anne bir birbirimizi tanımak adına bir tekrardan sizinle oturmak istedim. Yani çıkarları örtüştüğü sürece çok fazla şey yaparım. Dediğiniz gibi dövüşü de biraz aklımda bulundurayım. Bir ailemle konuşayım. Mantıklı olabilecek bir düşünce. Mantıklı Neden karar olmasın? bence. Tamamdır. Bir zaman yavaştan Kapitos. kaçalım. Teşekkür Gitmeden ederiz. şarap ya da atıştırmalık bir şeyler ister Ben misiniz? yeni çıktım hastaneden. Alkolü sigara şu Tamam. ara kullanmıyorum. Teşekkürler. Tamam. Bir sorun var sinyor. Ben bazen kafam güzel olsun istiyorum. Bulaşamıyorum. Ben de ölmeyeyim istiyorum. Onun için şu an kullanmasam daha iyi. No, demiyorum. Joint Sizden soruyor. He joint. Joint. İşte bu ara bizim de o sıkıntımız var. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Kapitan. Dolaştım da Buyurun haberdar devam edelim. edelim o zaman. Tabii. Cameron hemen geliyorum. Dante baksana be. Tabii. Dövüşü alırsa zaten İtalyanlar direkt bırakır kumar işini. Destek olmamı ister misiniz? Yok yok. Şey rol yapmak istemiyorum ama. İdare ederim ya. Ama ben onu unuttum. Şimdi sen söylediğin için aklıma da Tamam kanka, gelmeyecek. ben Gro'yu beklerim Yok araçta. hiç sıkıntı yok. Tamamdır. O halde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de görmedim. Hakikaten şimdi gördüm. Açsana. Görmedim. Boka mı basmışsın? Rafale'ye basmış. 4. 4. Bizi saymazsak şirketin yanındaki ekip sayısı. Söyle say bir daha. Net bir şekilde bu Santo'nun Blackline çatıda olmayacağına eminiz. Matt de böyle bir teklif yapmayası muhtemelen Santo'lar. Bir. Loja. İki. Bu Fresh denen çocuklar. Üç. Çatı dört. Yani 6-7 ekip biraz ayar. Kapitan. Hatta bana kalırsa şu freshleri bile ekipten saymaları ayrı bir kopardı beni yani. Yani bakacağız orasına. Bildiğim tek bir şey var. Bakalım. En azından biz bu adamlarla işbirliği yaptığımızda da karşımızda bileği görmeyeceğimizi biliyoruz. Konuşmanın faydaları. Daha böyle bir girişken bekliyordum Kemran'ı ama o. Yani ben onun yerinde olsam böyle güç dağılımı böyleyken o adamların da iş yapmasına izin vermezdim. Olay ne biliyor musun? Bu anlamıyla. Şunlar geçsin anlat. Kapitan. Teşekkür ederim Enrico Bey, Ne Enzo Bey. zaman isterseniz. Sağ olun bizi ağırladığınız için. Nikola da ben. Nikola Pardon, ben ama karıştırdım hiç Nikola sıkıntı Bey. yok. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Acıkınca bekliyoruz biz de. Tabii ki. Şey. Ne diyordum amına koyayım unuttum ben ya. En son ne diyordum? Arkada beni Oo. gazladı bu arada. Bu ne? Bu ne tam olarak? Polisiye anlaştık ya. SWAT miydi amına koyayım? Ha, okey o zaman. Ellerinde silahlar gelmiyorsa Anlaşıp problemi yok. anlaşmadığımızı bilmiyorum. Yok ellerinde silah